Güzel Desenler Örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Geçmişten günümüze gelen çarkı felek paspas modeliyle karşınızdayım arkadaşlar. Ben artık sakal diplerimi değerlendirdim. Rengarenk olarak ördüm. Sizler dilediğiniz renklerle kombin yaparak örebilirsiniz. Paspasım ile ilgili yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Evet, bu paspasımızın yapımına geçebiliriz. Çarkı felek paspasımızı 5 numaralı şişle öreceğiz arkadaşlar. İp olarak ise kiloluk olandan kullanıyorum hanımlar. Orta kalınlıkta, bakın saçakları da gayet uzun. Yanına herhangi bir ip katmamıza gerek yok. Sizler dilediğiniz şekilde isterseniz 2 renk, isterseniz 3 renk ya da benim yaptığım gibi rengarenk de örebilirsiniz. Artık iplerinizi değerlendirebileceğiniz güzel bir model. Örgü anlatıma geçmeden önce arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Videolarımla ilgili yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir sonraki paylaşacağım videolardan haberdar olmak için zil butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Arkadaşlar, ipim saçaklı olduğundan anlaşılması zor olacağı için sizlere yine düz iple anlatacağım örgümü. Şöyle bir miktar ipimi ikiye katlıyorum. Ve bu şekilde bir çift ilmeğimi, bakın arkadaşlar, oluşturmuş durumdayım. Kısa olan ipimi baş parmağıma doluyorum. Ve bakın, bu aradan geçirerek ilmeklerimi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 çift ilmeğimi ördüm. 4 çift. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 30 çift oluncaya kadar devam ediyoruz. Evet, ilmeklerimi ördüm arkadaşlar. Şöyle birlikte sayalım. Bakın, çiftli olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bir tane eksik kalmış arkadaşlar. Evet, 30 çift olarak başlıyoruz. İpimizi arka kısmı alalım arkadaşlar. Başlangıç ilmeğimizi örmüyorum. Direkt karşı şişimize aktarıyoruz. Bakın arkadaşlar, düz örgü yapacağız. İlmeğimizi düz olarak örüyoruz hanımlar. İlk sıramızda sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar düz örgümüzü tamamladık arkadaşlar. İkinci sıramız için yine ilk ilmeğimizi boş olarak diğer şişimize alıyoruz. Tekrar bakın arkadaşlar, ipim ön tarafta, yine düz örgü yapacağız. Her bir ilmeğimizi bu kez sıra sonuna kadar değil arkadaşlar, son 5 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar öreceğiz. Düz örgü ile birinci sıramızın sonuna geldik. Şimdi ise ikinci sıramızdayız. İlk ilmeğimi, bakın arkadaşlar, örmeden diğer şişime takıyorum. İpim ön tarafta, bakın benden tarafta değil arkadaşlar, ön tarafta olarak öreceğiz her seferinde. Bu şekilde düz örgüyle devam ediyoruz. Bu kez sıra sonuna kadar değil arkadaşlar. Sondan 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz kalıncaya kadar düz örgümüze devam ediyoruz. Bakın hanımlar,
1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz kalmıştı sıra sonunda. Bunları örmeden geri dönüş yapıyoruz bir sonraki sıramız için. Dilerseniz arkadaşlar bu ilmeğimizi şöyle sakallı ipte karışıklık olabilir arkadaşlar. Sırasını hatırlayamayabilirsiniz. Burada işaretleyiciyle pardon 5. ilmeğimizi işaretliyoruz. Ve geri döndük. Yine aynı haroşa olarak arkadaşlar örgümüzü devam ettiriyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonundayız. Geri dönüş yapıyoruz. İlk ilmeğimizi diğer şişimize örmeden takıyoruz. Ve örgümüze haroşa olarak düz örgüyle devam ediyoruz. Bu sıramızda ise arkadaşlar kesintimizi bakın. Burada ilk kesintimizi yapmıştık. 5 ilmeğimizi burada bıraktık, geri döndük. Şimdi ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek de buradan ayıracağız ve toplamda 10 ilmeğimizi kesmiş olacağız. Bu kısma kadar örgümüze devam edelim. Sıra sonundayız. İkinci kesintimiz için 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimizi örmeden bırakıyoruz. Bu kısmı da işaretleyelim arkadaşlar. Örgümüzün geri kalan kısmına devam ediyoruz. Düz örgüyle devam edelim. Örgümüzün 3. kesinti yerindeyiz arkadaşlar. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimizle burada kesinti yapıyoruz. Bu kısmı da işaretliyorum. Sizler sadece bir tane işaretleyici kullanarak da son bölümü işaretleyebilirsiniz. Dediğim gibi sakallı iplerin saçaklarından gözükmeyebilir. Bakın normal örgüde arkadaşlar kesinti araları boşluk oluyor. Ama diğer ipte sıkıntı çıkabilir. Bu şekilde hanımlar diğer kısma kadar örüyoruz. Geri dönüşte tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane kesinti yaparak son olarak 5 ilmeğimiz kalıncaya kadar bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Paspasımızın bir dilimini hazırlamış durumdayım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 yerde kesinti yaparak bu şekilde hazırladım. Sizler dilerseniz bu dilimi daha ince ya da daha kalın yapmak isterseniz 6 ilmek ya da 3 ilmek olarak sizler ayarlayabilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar bu rengimizde son olarak tekrar düz olarak sıramızın sonuna kadar hiçbir kesinti yapmadan örgümüze devam ediyoruz. Bakın burada kesinti yapmıştık. İlmeklerimizi düz alarak örgümüze devam ediyoruz ta ki sıranın bitimine kadar. Kesinti yaptığımız yere kadar örgümüzü getirdik. Burada ipimizi kesiyoruz. Ve diğer rengimizi bağlıyoruz. Başlangıçta yaptığımız gibi arkadaşlar bu sıramızda herhangi bir eksiltme yapmadan örgümüze devam ediyoruz. Pardon. Sıra sonuna kadar devam edelim. Geri dönüşte 5 tanelik bölümün kesiminde tekrar buradayız. İpimizi bağladıktan sonra bir sıra ördük ve geri dönüş yaptık arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimizi burada kesinti yapıyoruz. Hemen buraya işaretleyiciyi takalım. Ardından ise
baştaki ilmeğimizi boş alıyoruz ve yine düz örgüyle devam ediyoruz. Evet, çarkı feleğimizin dilimleri bu şekilde oluşuyor hanımlar. Bir sonrakinde yine 5 tane ilmeğimizi bırakarak son 5 ilmeğe kadar devam ediyoruz ve diğer renkteki ipimize geçiş yapıyoruz. Evet, bu şekilde örgümüzü tamamlayalım. Tekrar buradayız. Rengarenk iplerle ördüğüm çarkı felek paspasımın, bakın arkadaşlar, son sıradan sonra kesme işlemiyle örgümü burada kapatıyorum. Son, bakın, 3 ilmeğim kaldı. 1 2 ilmeğimize şişimizi geçirdikten sonra ikisini tek seferde topluyoruz. Tekrar bakıp 1 ilmeğimi başlangıçtaki şişime geri taktım. Tekrar 2 ilmeği topluyorum ve 1 ilmek olanı tekrar karşı tarafa aktarıyorum. Son olarak ise burada ipimi kesiyorum. İçerisindeki kullandığım renkten beyaz olan sakallı ipimden arkadaşlar yuvarlak motif öreceğim. Sizler dilediğiniz renkte yine örebilirsiniz. Şöyle düz iple size kısaca anlatmak istiyorum. Başlangıçta 6 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 Başlangıç zincirimizin içerisine sık iğne ile tutunarak halka yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Bu halkamızın içerisine 15 tane trabzanla dolduracağız. 4 5 6 Toplamda 15 tane dolgu yaptık. Başlangıç zincirinin üst gözeneğini sık iğne ile tutturuyoruz. Bir sonraki sıramız için 1 2 3 zincir, zincirimizin hemen dip kısmına ikili trabzan. Hemen yan taraftaki trabzan üstü gözeneğine 1 ve aynı yere bir çift trabzan. Bir sonraki gözeneğimize 1 ve aynı gözeneğimize bir çift trabzan dolduruyoruz. Bu sıramızda da birer çift trabzanla devam ediyoruz. Toplamda 30 trabzanla ikinci sıramızda tamamladık. Başlangıç zincirimizin üst gözeneğini sık iğne ile birleştiriyoruz. Üçüncü sıramız için 1, 2, 3 zincir. Hemen zincirimizin dip kısmındaki gözeneğe ikili trabzan. Bir çift trabzan örmüş durumdayız. Bir sonraki trabzan üstü gözeneğindeyiz. Buraya ise bir tek. Bir çift, bir tek. Burada yine aynı gözeneğimize bir çift, bir sonraki gözeneğimize bir tek, bir çift trabzan ve bir tek trabzan olarak 3. sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi beyaz sakallı ipten ördüm arkadaşlar. Şimdi ise paspasımı bitirdiğim ve başladığım kısımları arkadaşlar ucuca getirerek dikeceğim. Orta kısmına ise bu motifimizi diktikten sonra kapanış videomda buradayız. Evet hanımlar, son olarak motifimizi de orta kısmına diktikten sonra çarkı felek paspasımız hazır durumda. Modelim ile ilgili yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın.